Hepinize sevgiler, selamlar. Bugün bizim davetimizi kırmayıp, hatta ben hocam ben gelebilir miyim dediğimde ben de gelebilirim deyip mütevazilik örneği gösteren, zaten böyle sıkça takip ettiğim, gece böyle uyumak üzereyken bir doz Kazım Yurdakul, bir doz da Abdullah Çiftçi aldığım ve gerçekten ailece çok sevdiğimiz değerli hocam Kazım Yurdakul hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz atölyemize. Gene boş gelmemiş, hediyeleriyle gelmiş Asil Kan kitabı. Şampiyonu yetiştirmek, 3 doz bir arada burada herhalde. 3 tane, evet, psikoloji kitabı. Psikoloji kitabı ve KUT kitabıyla beraber gelmiş hediyeleriyle. İyisiniz hocam inşallah. Çok şükür, hamdolsun, iyiyim. Siz de iyisiniz. Elhamdülillah hocam. Eyvallah. Hocam, tanımayanlar için kısaca bir Kazım Yurdakul'u, çok uzun kelimeler gerekiyor ama kısaca nasıl tanıtabiliriz? Nasıl tanıtırız? Horasani ilimdar deriz belki. Kısaca. Ben uzman psikoloğum. Yani bu ekolün içinde okuduğum okullar bunlar diyeyim. ODTÜ Psikoloji ve İslam Üniversitesi Psikoloji. Yıllardır davranış, yönetim, iletişim alanında eğitimler veririm. 23 tane yaklaşık, tabii 23 tane milli takımımıza mentörlük yaptım bugüne kadar. 12 kitabım piyasada var. Burada davranış psikolojisiyle ilgili değil mi onlara? Sporla ilgili daha çok. Sporda işte maçlarda, yani, müsabakalarda nasıl davranmalısınız, evet, rakibinize nasıl? Yani özgüven, otokontrol, motivasyon, konsantrasyon, takım iletişimi gibi konularda hem bireysel bazlı sporculara bir nevi danışmanlık, hem de eğitimler ve aslında kısaca mentoring diyoruz. Mental antrenörlük diyebiliriz. Bunu yaptım. Yıllar içinde özellikle yani yaklaşık 20 küsur senedir sadece Türkiye'de değil dünyada da Türkçe ve İngilizce bu eğitimleri verdim. Kurumlara, şirketlere. İşte dediğim gibi 12 kitap. Bunların bir kısmı tarih, siyaset, bir kısmı psikoloji üzerine. Yani hep gönüllü faaliyetlerde çok fazla bulundum. Özellikle ben özgeçmişimin en başına yazdım ki belki insanlar da örnek alırlar. Yani bütün kaynaklarımın en böyle özetle söylersek en az %51'ini hep gönüllü, karşılıksız, karşılığı manevi belki öyle söyleyebiliriz. Çalışmalara ayırdım. Bir ağır arama kurtarmacıyım. Özellikle 2000 yılından itibaren afetlerde hem arama kurtarmacı hem psikolog hem koordinatör olarak afet sonrası yer aldım. Kabaca böyle aslında. Spor yaptım ama böyle çok herhalde disiplinli olmayı sevmiyorum. Voleybolcuydum. Voleybol oynadım. Geçtiğimizde çok geçmiş tabii üzerinden. Şimdi düşünüyorum. Bir kız evlat babasıyım. Maşallah. 1973 İstanbul'da doğumluyum. Maşallah. Hocam peki bu kadar eğitimler, bu kadar başarılar, bu kadar güzel giden bir organizasyonun içinde ne dertlendirdi sizi? Yani şöyle ben kendim... Çünkü bu düzen bozar. Gerçekten. Tabii bozuyor. Ve bazı kanallar işte sizi çıkartmıyor. Evet. Sağ olsunlar, iyi ki çıkartmıyorlar. Biz, evet, YouTube'da daha güzellerini dinliyoruz. Evet. Sağ olsunlar, var olsunlar yani. Şöyle yani ben hep yani hatırlıyorum. Hep insanın derdiyle dertlendim. İnsanlara tuhaf gelir yani bazen yaşanan bir olay. Ben olayı o kadar böyle düşünürüm, kafama takarım ki çevredekiler garipser bunu. Sonra tabii yani özellikle son 4-5 yıldır çok kullanmadığım sosyal medyayı da biraz kullanmaya başladım. Yani tabii 4-5 yıl önceye kadar benim sosyal medyada çok fazla görmezdim. Bu 4-5 yıllık bir, bu YouTube'daki abone sayısı, Instagram, bu 4-5 yıllık bir olay mı? 2 yıllık. Çok tabii. Büyük başarı. Aslında şöyle tabii yani orada da bir takım engeller var. Yani şu anda benim YouTube kanalım 82 bin kişi gibi görünüyor. Herhalde 6-7 aydır da öyle. Yani orada biraz durduruluyoruz. Allah Allah. Yoksa alabiliriz, yani alabiliriz. Kendi kanalım dışında sağ olasın canım. Çektiğimiz yayınlar var. Hı hı. 2 milyon izlemesi olan yayınlar var. Heh. Yanlış bilmiyorsam 3 ya da 4 kere işte YouTube'da trend en top olan yayınlarımız var. Ama kendi kanalımda dediğim gibi bir takım eller orada bizi frenliyor, tutuyor. Yani yayınları yapıyoruz. Bu yayınlar sırasında da zaten bunu gözlüyoruz. Yani böyle hesaplıyoruz. Mesela şu anda bir canlı yayın
yaptığımız zaman 300-400 ile 1600 arası seyirci değişiyor ama biz onu inceledik. Yani yanına bir sıfır koyun. Oo. Görünmüyor normalde şeyde. Maalesef görünmüyor. Çok insan işte hocam abone olamıyorum diyor. Beni dışarı atıyor diyor. Gibi böyle engeller var ama. Tabii bunu biliyorduk. Sevgili Hamza Yardımcıoğlu da yaşadı. Onun kanalını da kapattılar. O da Anahtar TV diye bir şey açtı. Çünkü Hamza da Türkiye ile alakalı işte özellikle piyasalarla alakalı öngörüleri çok tutan bir arkadaşımız. Evet. O da bunu yaşadığını söyledi ve onun kanalını kapattılar. Evet. Bu olaylardan dolayı. O da vatansever bir arkadaşımız. Yani çok şükür bizimkini kapatmadılar ama şey yapıyorlar yani böyle bir dizginliyorlar gibi. Yani şöyle düşünün işte 6-7 ay 81 bin ile 82 bin arasında. Uzun bir zaman yani onun öncesine baktığımızda işte 2 yıl toplam. Evet, yani 2 yıl diyebiliriz. Hatta şöyle düşünüyorum. 2 yıldan bile az aslında bu kanalın varoluşu. Yani 2 yıl önce mesela benim Facebook sayfamda 400-500 kişi vardı. Çünkü insanlar gönderilerimi görmüyordu. Bugün de aynı şey. Mesela şeyde de var. Instagram'da da benzer bir durum var. 6-7 ay önce 60 bindi. Şu anda 59 bin. Allah Allah. Tabii. 1000 kişi kızmış çıkmış. Yani işte eklenmemiş tabii bu arada. Evet, yani sosyal medyamla ilgilenen arkadaşlar diyorlar ki hocam bugün 100 küsür kişi eklendi ama sayımız düştü. Allah Allah. Çok enteresan. Bu çok, ben algılayabiliyorum bunu. Yani şeyde de zaten ulusal televizyonlarda da aynı şeyi görüyoruz. O zaman çok rahat bir müdahale var. Tabii tabii. Sisteme. Çok net olarak var. Yani ben en son 2011-12'ye kadar hemen hemen her gün medyadaydım bir yerde yani. Bir televizyon, devamlı programlarım vardı radyoda, televizyonda. Ama özellikle 2013'e kadar dışarıda insanlar o mücadeleyi görmüyordu tabii. İşlerimiz engellendi, sözleşmelerimiz feshedildi vesaire. Çok farklı şekillerde geliyorlar. Böyle bizi yere yatırdıktan sonra bu sefer tekliflerle geldiler. Çok şükür o teklifleri de reddettik. Yani Türkiye'de kaç kişi reddedebilir bilmiyorum. Bugüne kadar burada belki ilk defa söyleyeceğim. Yani Cumhurbaşkanlığı haricinde her şey teklif edildi bana. Yılların içerisinde, 20 senenin içinde. Ama uygun görmediğim için kabul etmemiştim. En son 15 Temmuz'da ben hem sahadaydım, köprüdeydim. Hem de tam bir ay sonra 15 Ağustos'ta Milletin Darbesi kitabım yayındaydı. Mesela şu anda ararsanız zor bulursunuz herhalde kitabı. Şunu oradan anlatacağım. Engeller o kadar çok çeşitli şekilde oluyor ki. Baktılar ki bizi hiçbir türlü durduramıyorlar. Beni bir yayına bir transfer etti. Güya yani. Böyle öyle bir geldi ki. Yani hocam sizi parlatmamız lazım. Şöyle anlatmamız lazım. Böyle anlatmamız lazım. O yayın evinden ben 4 kitabım çıktı. Ama kitaptan kimsenin haberi olmadı. Allah. Sonra da öğrendik ki o da bir oyunmuş yani. O baskıları o şekilde komple tabii bizi almış ve bir nevi durdurmuşlar. Allah Allah. Çok sonra, çok geç öğrendik bunu. Sonra o 15 Temmuz'un ardından tabii herkes bir telaşa düştü ve herkes kendi tarafını göstermek için ya da sözde tarafını diyelim. Benle çok ilişkiye giren insanlar oldu. Bu taraftayız gibi. Yani işte benim kitaplarımı satın alıp ne diyelim bayilerinden hediye vermek falan gibi girişimleri oldu insanların. O ara yani belki en bana aksi görüşteki gazeteler bile röportaj yaptı benimle. Televizyonlar hatta. Ve bir televizyon kanalında uzun aradan sonra ilk defa tekrar bir prime time programa davet etti beni. O programda yani programın sonunda öğreniyorum ki müthiş bir iyi, olumlu tepki oluşmuş. Hatta programın yapımcısı, sunucusu daha doğrusu dedi ki hocam biz kadroyu yanlış yapmışız. Bundan sonra sana göre yapacağız. Her gün buradasın. Ben ikinci bir gün oraya çıkamadım. Program bitirildi. Akşamları 9-12 yani 21-24 arası prime time programdı. Yapımcısı ATV'den ayrılmak durumunda kaldı. Başka televizyonlarda da benzer şeyleri yaşadık. Tabii doğal yani bugün maalesef insanımız hala o medya kendi kara kaşı kara gözü için kuruldu zannediyor. Ve kendi tarafı diye gördüğü medyayı kendisine doğrular anlatmak üzere kuruldu zannediyor. Halbuki öyle değil tabii yani. Her yere bu son 200 yılda hakim olan küreselciler dediğimiz yapı o medyanın da sahibi. Ve şunu da doğruluyor. Yani demiştim ki ben
Medya iki ya da daha çok batılda insanları tartıştırır. Hiçbirinde hakikati göremezsiniz. Hala da geçerli bu. Şimdi tabii bir de aynı safa dizilme durumları oluştu. Yani işte birisi diyelim ki Türkiye'de, yani tam belki sol sağ diye anlatılamayız ama yani insanlar öyle biliyor diye. Birisi sol kanadı, birisi sağ kanadı idare eden kanallar şeklindelerdi. Ve ben yıllardır şunu söylüyordum. ATV ve Halk TV aynı yerden kök alır. Aynı kaynaktan beslenir diye. Geçen evvelki hafta Muharrem İnce de aynı cümleyi kurdu. İsimlerini de vererek. Kanalları seyretmeyin dedi. Bunlar aynı yerden besleniyor. Nitekim de işte biz o Göya sağ kanala hitap eden medyada o günün konusu da CHP eleştirisiydi. Özellikle de finali de programın sunucusu yani bana verdi ve 3 dakika sonra program bitti. Orada da ben CHP eleştirisi yapmıştım. Yani programın sebebi de oydu zaten. Ama tabii böyle gündelik, politik çamurların içine bulanmış, böyle dostlar alışverişte görsün diye bir eleştiri değildi. Hakiki bir eleştiriydi. İşin köküne gidiyordu. Toplamda da şunu herkese bugün söylüyorum. Eğer AK Parti ile ve onu destekliyor görünen medyayla Cumhurbaşkanı'nı ayırmazsanız, Cumhuriyet Halk Partisi ile de Atatürk'ü aynı şekilde ayırmazsanız hiçbir şey anlayamazsınız bu ülkede. Hiçbir şeyi çözümleyemezsiniz. Atatürk'ü ve bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nı da anlayamazsınız yani. Dolayısıyla o da herhalde Ulusal Televizyon'daki son şeydir. Ne kadar oldu? 8 sene oldu. İşte çıkardığımız kitaplar çok sansasyonel denilebilir. Asilkan mesela. Yani bunun tabii CNN'de, ATV'de efendim veya Halk TV'de veya işte Fox'da adı ne olmuş şimdi? Now mı olmuş? Oralarda bunları görmek çok mümkün değil. Çünkü çok net söylüyorum yani son 200 yılda insanlığa her şeyi yanlış öğrettiler. Bunu sağlayan da iki mecra var. Birisi tabandan yukarı diyebileceğimiz işte öğretim sistemi. Birisi de yukarıdan aşağı diyebileceğimiz medya. O medya bugün artık aynı safa dizildi yani bir izleyin. Hatta partiler nezdinde bile son dönem, özellikle ben seçimden sonra bununla ilgili bir yayın yapmıştım. Seçim sırasında çok yayın yapmadım. İnsanlar evet. Sebebini merak ediyorlardı. İşte o sebebi de öğrenmeye başladılar artık. Bakın bugün AK Parti CHP ile ve nedir o DEM Parti ile aynı yere dizildi. Aynı şeyleri söylüyor. Cumhurbaşkanı Türklük tanımı yapıyor. AK Parti'nin genel başkan yardımcısı biz Türk Partisi değil Türkiye Partisi'yiz diyor. İşte şeye verilen tepki nedir o Van'daki meselede mesela Hayati Yazıcı tweet atıyor sonra tweetini çekiyor falan geri. Ben de sordum kendisine yani bu tweetinizde bir sıkıntı yoksa niye geri çektiniz? Yok diğer türlü niye böyle bir cümleyi kurdunuz? Cevabı yok tabii. Ama onlara cevap Cumhurbaşkanlığından geldi. Yani Cumhurbaşkanlığı hukuk müşaviri bir şeyler söyledi. Dedi ki yani iş derin Türk devleti aklına kalmasın, milli devlet reflekslerine kalmasın gibi. Bu biraz önce bahsettiğim isimler de ona dediler ki millet size parmak sallar. Ama millet size daha iki gün önce parmak salladı ya. Yani onu bile fark etmiyorsunuz, onu bile kabul etmiyorsunuz. Seçimler çok nettir. Yani bugün seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi hiç oyunu arttırmadı. Peki neden böyle oldu? Çünkü AK Partili seçmenin önemli derecede akıllı olanı aslında muhalefeti de kendi yaptı. Yani dedi ki bu ülkede muhalefet yok, muhalefeti de biz yapalım. Burada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi böyle hani takım tutar gibi siyasi parti tutan arkadaşlarıma lafım, diğerlerini ayırıyorum. Bu kelime de şey Sedat Peker'in şeyi gibi oldu, 40 yaşın altındaki değerli kardeşlerim diğerlerini ayırıyorum. Gerçekten Kazım Hocam'ın videolarını izlerseniz göreceksiniz. Kazım Hocam gerçekten siyasi bir yaklaşımda bulunmuyor. Tamamen vatansever bir yaklaşım ve ne CHP'den yana ne AKP'ye gerçekten böyle en dik duran ve o sözleri söyleyen Kazım Hocam'dır. Hatta son yayınlarda gördüm ben tercihimi farklı bir şekilde kullandım bu seçimde dedi. Yani sizde yani, onun için sakın seçim. Böyle şey yapmayın işte Sayın Cumhurbaşkanım dedi. Evet Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı yani sakın şey yapmayın. İşte AKP'li mi? Baktığınızda AK Partililer size herhalde CHP'li diyor. CHP'liler de AK Partili diyor. AK Partililer Kemal istiyorlar. Bu adamı kapıdan içeri sokmayın diyorlar. Gerçekten öyle. Yani gençleri mesela ara ara benimle bir konferans söyleşi düzenlemeye kalkıyor.
Hemen yani bu adamı kapıdan içeri sokmayın diye. Aynı şey CHP'de var. CHP'liler de işte bu adam AK Partili. Halbuki hiçbiri olmadım yani. İşte doğru söyle yani hamdursun. Diyorlar ya 9 köyden kovar. Öyle yani. 10. Yani, köyü biz inşallah bulacağız hocam. Hatta şöyle örnekleyeyim. Yani ben 15 Temmuz'da şimdi belki en insanın benle ilgili çözümlemeyi yapabileceği güzel bir örnektir bu. 15 Temmuz'da ben köprüye koşarken canlı yayında AK Parti'nin elitleri sıra size geldi. Buyur. ve ondan sonra da yani AK Parti'nin içinde yanlışları söyleyenlere de yanlış olduğunu da söyledik. Ama dediğim gibi yani bir taraf bana Kemalist diyor. Allah korusun. Ben Atatürk'ü çok severim. Ama Atatürk de Kemalist değildi. Ben de değilim. Bir taraf AK Partili diyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı yürüdüğü yol, izlediği yol devletimizin üst derin aklıyla birlikte yürümesinden dolayı peşindeyimdir, arkasındayımdır. En önemlisi bir kere Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'dır. Ama yani AK Parti'ye verdiğim tepkileri bu ülkede vermiş olan var mı bilmiyorum. Bir takım şeyleri de göze alarak vermiş olan var mı? İşte yani mesela işlerime baktığımız zaman CHP'li olanlar da AK Partili olanlar da benim dışarıda işlerimi engellerler. Bana iş verilmemesini telkin ederler. Ondan sonra dolayısıyla mesela Asil Kan kitabı aslında gerçeği tam olarak ortaya koyuyor. Milletimizin anlaması, öğrenmesi gereken en önemli şey şu. Osmanlı Devleti de, Türkiye Cumhuriyeti de Türk'ün kurduğu devletlerdir. Ama Osmanlı'nın özellikle belli ilk üç padişahtan sonra izlediği yol Türk'ü, Türk yurdunu esir ettirmiştir. Nedir o? Yani başlayalım, bunları çok yerlerde söylemedik ama şimdi herkese soruyorum. Fatih Sultan Mehmet Enderun'u kuruyor, değil mi? Devlet yönetim okulu, Türklerin girmesi yasak. ondan sonra Çandarlı'yı öldürüyor. Hatta daha fazlası da var o hikayenin içinde. Ama diyelim ki hani haindi, şuydu, buydu. Ama Türk üst aklı Osmanlı'yı hanedana, Osmanlı hanedanını tahta oturturken sedarete de Çandarlı hanedanını oturtmuş. Ama işte oraya Çandarlı'dan sonra tekrar bir Çandarlı değil, tekrar bir Türk değil. Devşirme konuyor ve oradan sonra da öyle devam ediyor süreç. Maalesef işte buna ilk baş kaldıran belki de Genç Osman diyebiliriz. 17 yaşında katlediliyor, şehit ediliyor. Özellikle söyledim bunu çünkü ben Asilkan kitabında bütün ispatlarıyla Genç Osman'la Mustafa Kemal Atatürk'ün ajandasının birebir aynı olduğunu koydum ortaya. Yani Genç Osman ta o zaman başkenti Ankara'ya taşımak istiyor. Atatürk çalışmış. Zaten şöyle yani şunu bir kere önce insanlarımıza söylememiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti veya Türk Devleti diye ben daha geniş söylüyorum. Muz Cumhuriyeti değil. Muz Cumhuriyeti olmayınca da bu ülkede kararları kişiler alamaz. Yani Mustafa Kemal Atatürk veya insanlar işte Recep Tayyip Erdoğan bugün en üstte çok güçlü diye düşünüyor. Evet güçlüdür. Yürütmeyi dimdik yürütmektedir. Ama o yürütmede yürüyen işlerin kararlarını herhangi birisi, yani ne kadar halk seçiyor olsa da, işte ne kadar cumhurbaşkanı olsa da tek başına bir kişi alamaz bu kararı. Şöyle örnekleyeyim mesela kıyafet devrimi denen, halbuki sadece devlet memurlarının şapka değişimidir mesela. Kıyafet devrimi falan yoktur ortada. Çünkü kıyafet devrimi 2. Mahmut tarafından yapılmıştır. Ama ilk telaffuz eden Genç Osman'dır. İlk deneyen 3. Selim'dir. Yapan 2. Mahmut'tur. Mustafa Kemal Atatürk o gün 2. Mahmut'a gavur padişah dedirten Fransız ve Yunanlıların taktığı fes yerine İngilizlerin taktığı şapkayı sadece devlet memurlarına getirmiştir. Ama bugün hala tarihçi diye ortalıkta gezinen adamlar kanunun cümlelerini okumayı beceremiyorlar. Diyorlar ki işte halka da zorunluluk vardı o yüzden halk isyan etti. İşte Rize'deki meseleler falan. Halbuki bambaşka meseleler onlar. Çünkü halka böyle bir zorunluluk yok. Açsın kanuna baksınlar. Sadece devlet memurlarının o eski şapka yerine yeni bu şapkayı takmaları kuralı getiriliyor. Halka gelen şeyse, kısıtlama ise şu, fes ve sarık takmama. Onun dışında halka şu şapkayı takacaksın diye bir kanun yok ortada. Öyle işte idam edildi. Yalan, tamamen yalan. Şimdi ben bunu söylediğim zaman özellikle Rize'den arkadaşlar... Bir de şunu söyleyeyim, çok özür dilerim hocam, lafınızı unutmayın. Hocam bu 10. baskı değil mi? Belki evet. Daha baskılar da yapıldı, bilemiyorum. Yapıldı. Bu sizdeki kitap olabilir.
Bu kadar baskı yapılmış. Buna rağmen buna bir itiraz gelmedi değil mi buradaki yazanlara? Kıyafet falan. Sıfır. Demek ki bu sağlaması sıfır. Yapıldı burada. Hatta şöyle. Yani buradan binlerce, yani gerçekten binlerce kadın erkek, işte farklı yaşlarda insan bana, işte ben Atatürk'ten nefret ediyordum, bu kitabı okudum, artık Atatürk'ün neferiyim. Allah bizi affetsin, o rahmetli bizi affetsin diye dönüyorlar. İnatla hala karşı çıkanlar diyelim ki bu kitabı okuyup, yani bu kitabı okuyup da bir adamın Atatürk'e düşman olması mümkün değil. Daha doğrusu bu kitabı okuduğunda ki, bakın kitabın arkasına birkaç tanesini koyduk, birçoğunu da hani isim belirtmemek açısından koymadık. Türkiye'nin en büyük tarihçisi diyebiliriz. Yani bugün 80 küsur yaşında Erdoğan Aslı Yüce Hoca Türk ve tarih dediğimizdeki akla gelecek isimdir. Bir gün böyle otururken buraya da koyduk onu. Kendi dahil bütün tarihçilerin ismini saydı. Dedi ki hiçbirimizin yapamadığını yaptı. Doğruyu sen yazdın çocuk dedi. Aynen ifadesi budur. Ne güzel. Hatta ben de hocam ben bunu sosyal medyada kullanırım dedim. Kullan diye söyledim zaten. Ne güzel. Ne mutlu. Veya devlet büyüklerimiz içinden 500 yılın fotoğrafını böyle çıkartan olmadı. Bu onların içinde yara değil mi hocam? Böyle bir bilgi birikiminin içinde bunun ezilmişliğini yaşamak. Yani çıkıp evet. Söyleyemiyorlar. Tabii. Yani kolay değil aslında söylediğim şey. Mesela bugünkü bütün kavga maalesef insanımız böyle politik bakıyor ve günlük bakıyor. Ama aslında kavga tam da bu kitabın tepesinde yazan Türk yurdunda esir edilmesi meselesi. Ve çok şükür ki ben biraz erken konuşuyorum muhtemelen. Devletimiz de ilgili kanallar üzerinden o söylediklerimizi hep teyit ediyor. Yani mesela geçen haftaydı Devlet Bahçeli bir konuşma yaptı. Dedi ki artık buradan sonra Türk'ün kendi yurdunda garip ve parya olduğunu görmeyeceğiz. Türk'ün kendi yurdundaki garipliği ve paryalığından kurtaracağız. Benim de yazdığım bu. Yani mesele aslında bu. İnsanımız farklı şaşırtılsa da işte bugün medyayı yöneten, iş dünyasını yöneten gruplar, küreselci dediğimiz yapının parçası, uzantısı diyelim. 500 küsur yıldır bizi esir almış. Yani burada söyleyeyim ben herhalde bu yayın hayatımda bir tek kez bir büyüğüme ya şöyle bir program yapacağım ne diyorsun abi dedim. Bir kere sordum böyle bir şeyi. Çünkü sert olacaktı. O da şuydu. 571. yıla girerken ilk defa Türkmen bir kabine dedim. Şimdi yani milletimiz tabii medyada bir şey yoğun yer almayınca onu hemen kabullenmiyor. İşte dışarıdan birisi bir şey söylüyor gibi bakıyor. Her şeyin orada medyada yoğun yer alması, onun trend olması, onun herkes tarafından söyleniyor olmasını bekliyor. Ama işte o medyada, o tarafın medyası. Dolayısıyla zaten işte bu nevi bir program konusu CHP eleştirisiyken ben de sadece CHP'ye eleştirmişken ama tabii böyle biraz derinden eleştirdiğim için bir daha da o kanallara çıkamadım. Hala da o geçerli. Yani insanlar izlediklerinde herhalde o kanallara çıkma noktasında bir yetersizliğimiz olmadığını görüyor. Tabii ki. Dolayısıyla arkasında başka bir şey var. Onu biz biliyoruz yani ne olduğunu. Bugün de hala bu süreç devam ediyor. Yani biz yine teyit edilen sözlerinden bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri ve istihbarat dışında daha hiçbir şey kurtarmadık. Biz önce istihbaratı kurtardık ki bugün dünyada attığımız adımların yani Türkiye'nin dünyanın her tarafında artık böyle tekrar yüceliyor olmasının en önemli kaynağı istihbarat. 2016'da da TSK'yı kendi lehimize çevirdik. Onun dışında daha hiçbir şey değiştirmedik. O yüzden de aslında bağlantılı söyleyeceğim. Bugün mesela ekonomiden bahsediyor insanlar. Ekonomi iyi mi kötü mü bunun tartışmasını yapıyor. Aslında Türkiye'nin ekonomisi kötü değil. Ama küreselcilerin ekonomisi kötü. Yani 200 küsur yıldır ki bunu artık biliyorsunuz Türkiye'nin dışında Putin, efendim Macar Devlet Başkanı, öbür taraftan Trump aynı şeyleri söylüyorlar. Sanırım 3 hafta önceydi. Bu saydığım 3 isim, işte yanına Dugin'i ekleyin, yanına Lavrov'u ekleyin. Neredeyse aynı cümleleri kurdular. Yani 500 yılın finali geliyor diye. Dolayısıyla toparlarsak şunu söyleyeceğim. İnsanlar gündeliğin için o kadar haşır neşir oluyorlar ki 500 küsür senedir yani işte yeni çağ ve yakın çağ dediğimiz kapkara iki çağı algılamakta ve onun yaptıklarını algılamakta zorlanıyorlar. Yani 1453 30-29 Mayıs
İstanbul'un fethidir. O gün ne diyelim, düşmanın neredeyse bütün tarihçileri o günü dünyanın son günü ilan etmiştir. Sebebi şudur, İstanbul'un fethi aslında İstanbul'un fethi değildir, Ayasofya'nın fethidir. Dünyanın merkezi, işte mil taşının olduğu her yol Roma'ya çıkar sözü vardır bilirsiniz. Aslında o doğrusu, her yol yeni Roma'ya çıkar. Yeni Roma İstanbul'dur. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'a ilk girdiğinde Ayasofya'ya girmiştir biliyorsunuz. Dünyadaki dönüşüm diyelim, o ilk 200 küsur yıl, işte 1789'a kadar olan yeni çağ denen dönem, yeni dünya düzeninin aslında organize edildiği dönem. Nitekim de o 1776'da işte kuruluşu ilan edilen Amerika Birleşik Devletleri'nin parasının üzerine de yazdığı Novo Ordo Seclorum, yani yeni dünya düzeni, nizam aleme karşı yeni dünya düzeni. Bir kere buradan bakmak lazım. Yani ticaret yollarını değiştiriyor. Okyanuslarda gidecek gemiler yapıyor. O sayede sömürgecilikle müthiş bir kaynak biriktiriyor. Kıta ötesinde artık oradan sonraki mücadeleyi verecek devleti kuruyor. Ve işte 1789 Fransız devrimiyle aslında o süreç sona erip artık o kurulanın uygulaması başlıyor. Yani yeni dünya düzeninin uygulaması nerede? Yakın çağda başlıyor. Neye yakın çağ? Yani hiç kimse çok düşünmez yani. Neden bu çağa yakın çağ denmiş? Yani bizim yaşadığımız döneme yakın olması anlamında mı yakın çağ? O zaman buradan sonraki her çağda yakın çağ denecekti değil mi? Öyle değil tabii. Bir anlamı olmalı bunun. Kıyamete yakın çağ. Yani yeni dünya düzeninde kurulan düzenin insanlığı insanlığından kopardığı ve sonunda da işte kıyameti hedeflediği. Hocam bunlar bu kadar ayrıntılı mı çalıştılar? Bu kadar ayrıntılı mı bu senaryolar yazdılar? Olmaz mı? Tabii. Yani onlar da öyle. Türk Devleti de şimdi güzel bir noktaya değindin aslında. Dedik ya, insanlar gündelik şeyleri konuşuyorlar. Ama devletler, daha çok devletlerin ötesindeki odak güçler 500 yıllık planlar yapıyorlar. Ve onları uyguluyorlar ilmik ilmik. Batı bu planları uygulamada çok başarılı oldu o zaman. Evet, bu dönem öyle oldu. Yani yani buraya kadar evet başarılı oldu. Ve İnşallah bundan sonra değişeceğini düşünüyorum. Çünkü bundan sonra değişeceğinin emaresi de en geniş haliyle söylersek işte Türk Devletler Birliği'nin kuruluşundaki o bir madalyon var. Onu ilk de Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiler galiba. Üzerinde bir şey yazıyor. Supreme Order of Turkic World diyor. Türklerin Yüce Dünya Düzeni diyor. Bunlar hep aynı aslında şeye hitap diyebiliriz. Tam lafın burasında bir şey sormak istiyorum hocam. Bulmuşken böyle bir kaynağı, Asilkan kitabının yazarı bunları böyle sindirmiş ve sindirdiklerini de paylaşmış insanlarla. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ya bu benim bildiğimden veyahut da şeyden değil. Hani bazı şeyleri hissedersiniz ya. Ve çevremdeki insanlar olsun, arkadaşlarım olsun, eş dost olsun deli gözüyle bakıyor. Ben diyorum ki Türkiye dünyanın başkenti olacak Allah'ın izniyle. Ve bana diyorlar ki yani bu ekonomiyle mi? Bu iktidarla mı, işte bu siyasetle mi, bu vekillerle mi diyorlar. Ben onlardan daha üst, içimizde bir cevher olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani hemen cevap verelim. Evet, yani bu söylediklerinizle değil elbette. Ama öyle bir devletimiz var ki, ben son dönem şunu söylüyorum. Millete rağmen bu devrimi gerçekleştiriyor. Ve bir avuç insan, dünyanın her yerinde bir avuç insan dünyayı esir almış küreselci dediğimiz yapıyla mücadele ediyor. Geri kalanı ise bırakın desteği, köstek oluyor. Yani şöyle düşünelim. Şimdi bunu en geniş bütün dünyadaki bir mücadele diye düşünürsek, ki artık işte demin saydığım isimler Putin, Dugin bunu çok açıkça söylüyorlar. Bu mücadele içinde biz içeride bazı şeyleri doğru anlatabilsek veya içerideki yapılar, işte Türk'ü Türk yurdunu esir eden yapılar olmasa, işte Atatürk'ü, Adnan Menderes'i, Özal'ı, Erdoğan'ı doğru anlatabilsek ve diyelim ki bugün Sayın Cumhurbaşkanı tek başına, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi, yani partiyi kenara koyarak %70 oy alıyor olsa bu işler çok daha hızlı gerçekleşecek. Ama hep şöyle söylüyorum, yani bir bataklık var. O bataklığı oluşturanlar, o bataklıktan nem alanlar, o bataklıktan faydalananlar, o bataklıkta var olanlarla birlikte o bataklığı kurutmaya çalışan bir avuç insan düşünün. Kurur mu hocam bataklık? Kuruyor inşallah. Kuruyor. Yani i̇nşallah. Ben yine bu anlamda da herkes bana 2009'dan bu yana hocam hiç geri vites yapmıyorsun derler. Çok sabırlısın.
aynı şeyi savunuyorsun. Fotoğraf o yani. Ne yapayım yani? Tabii 29 Ekim'de gidip halaylar çekeceğiz demiştin hocam. Çektik çok şükür. Yani ve gittin oraya değil mi? Dik durdun yani. O engellemelere rağmen. Hem engellemeler hem de onu bile hala algılamıyor insanlar ki Allah'tan ben o 29 Ekim'de halay çekeceğiz cümlesini kurarken hep şöyle diyordum. Hep birlikte halay çekeceğiz ve buradaki önemli nokta halay kısmı değil, hep birlikte kısmı diyordum. Hep söylüyordum bunu yani. Nitekim biz o gün ne CHP belediyeleri ne AK Parti belediyeleri bize yer vermedikleri gibi o gün benim bir AK Parti belediyesinde konferansım vardı. Orada bile belediye başkanının kendisi, özellikle söylüyorum, üzerimizi çizdi. Ve Allah'ın işte tevafukları, hikmeti Muzurnu'dan bir değerli abimiz Uğur Türes'in eski Muzurnu tavukçuluğunun sahibi ve oğlu. Dedi ki hocam ya ben hani sana söyleyemedim bir şey ama burada yapmaz mıyız bunu? Yaparız tabii dedim. Ve Allah'ın işi Muzurnu bu 571. yıla girerken ilk defa Türkmen bir kabine dememin sebebi olan kişinin Çandarlı Halil'in de doğduğu yer imiş. Yani birileri bize derse Allah bize en güzelini sunar. Çünkü bir yayınımda da bir hanımefendi inatla arkanızda kim var diye sordu bana. Ben de inatla dedim ki Allah var, başka bir şey yok yani. Nitekim biz Mudurnu'ya gittik. Orada her sene 100 kişi civarında bir fener alayını düzenliyorlarmış. İşte kaymakam, belediye başkanı. Gelenekselleşmiş bu. Biz 200 kişi gittik oraya. Avustralya'dan iznini işte bugüne denk getirip gelenden Hollanda'dan gelene kadar ve orada fener alayını yaptık. Halay çekmedik. Filistin yani İsrail terör örgütünün Filistin'e saldırıları işte o dönem vardı. Dolayısıyla mevlüt okuttuk. Ama en önemlisi şuydu. O 200 kişinin içinde Türkiye'de son 10 yılda HDP dahil her partiye oy vermiş insan vardı. Bizim de söylemimiz buydu yani. İnsanlara kimse hakikati anlatmıyor. Hakikati ortaya koyduğunuzda bu coğrafyanın insanı vicdanlı ve akıllıdır. O hakikatin çevresinde toplanır diyorduk. Nitekim öyle oldu. Bunu da yapmış olduk. Bazı insanlar işte soruyor, çektiniz mi halay falan? Yani keşke geleydiniz oraya yani bunu sorgulayacağınıza. Aslında demin söylediğim o bir avuç insan çabalıyorun da sebebi. Ben hala birçok kişi bana hani ne oldu şu geçti şu gecikti falan diye sorular sorgulamalar yapıyorlar. Ya diyorum ki hem içinde yoksunuz. Hani sanki biz sizin öyle ücretli neferinizmiş gibi, kurtaracağız teslim edecekmişiz gibi bir havanın içindesiniz. Siz kime neyi soruyorsunuz yani? Buyurun gelin içinde yer alın. İçerinde yer alırsanız zaten sormazsınız bunu. Nitekim işte Asilkan kitabı da bu. Bütün bunları kapsayan bir akılla aslında yazıldı. Ben kitabı şöyle söyleyeyim. 2 tane hatta 3 tane son şeyde katarsak 400 sayfayı çöpe attım. Yazdım ve çöpe attım. Çünkü yeterince beğenmedim diyelim. Çünkü yazarken de şunu dedim. Allah'ım yani bu bana nasip oldu şimdi. Yani içindeki o kitabın %90'ı belki son 500 yılda Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan %90'ı kafamda olan ve yazmayı düşündüklerimdi. Ama ona ek olarak bir de Mustafa Kemal'in nüfusuyla ilgili, nüfus bilgileriyle ilgili, gerçek anne babasıyla ilgili çok ilginç bilgiler ve 40 bin belge gelinmişti ve o tetikledi kitabı yazmamızı. Ama dediğim gibi yani 3 tane 400 sayfa beni kesmedi. Çünkü dedim ki Allah'ım bana yani öyle bir güç ver ki bunu yazacağım ama yazıp çıkarttığımda da ne diyelim muhalefet edecekler için bir tek delik kalmasın. Öyle bir şey yazayım. Çünkü yani ben kendimle ilgili değil bir yazarım bir kitap işte tutar tutmaz. Ama rahmetli ve Türk devletine insanlar oralardan saldıramasınlar. Nitekim herhalde onu başardık 4. seferinde. Hocam bugüne kadar hiçbir muhalefet olan çıkan yok, eden? Yok. Zaten şöyle yani kendini Atatürkçü zannedenler bir kere burada gerçeği okuyorlar. Eğer ne diyelim akıllarını kenara park etmemişlerse onu görüyorlar. Atatürk'ten nefret eden yüzlerce binlerce insan döndü bana. Allah senden razı olsun. O rahmetli ve Allah bizi affetsin diye kitabı okuduktan sonra. Ve iddia ediyorum yani Asilkan'ı okuyup da Atatürk'e düşman olamaz kimse. Bunu iddia ediyorum. Orada yani gerçek Atatürk. O yani bir takım dizilerde de anlatılıyor bunlar. Mücadele neyin mücadelesi? Yani insanımız hala çok gündelik, çok böyle partiler üzerinden işte ne bileyim ekonomi iyi oldu, kötü oldu vesaire üzerinden konuşuyor ama öyle değil. Türkiye'de
Şu anda 30 milyon gizli kimlikli var. Bunu da ben ilk telaffuz ettiğimde çok insan ya hocam abartmıyor musun demişlerdi. Ama sonra geri dönüşlerde herkes dedi ki haklısın. Çünkü ben bir hesaba dayalı yaptım bunu. Yani kafamdan atmadım. 1914'te Anadolu nüfusu 15 milyon Türk, 3,5 milyon gayrimüslim. 1923'te 8 milyon Türk, 5 milyon gayrimüslim. Şimdi bu bir kere savaşta hep Türkler ölmüş. Nitekim son 500 yıldır da olan o. Yani Fatih Enderun'u kurup oraya Türk'ün girmesini yasaklamış. Yani yöneticiler devşirme olacak diye kural koymuş. Yanındaki tahta yani kendileri oturtulurken sedarete oturtulan Çandarlı hanedanı da bir nevi yok etmiş. Oraya da devşirme koymuş. İşte Çandarlı'nın memleketi Budurnu'da bize bunu yapmak nasip oldu. İlginç de bir şey var. Yani 29 Mayıs işte fetih 30 Mayıs'tan itibaren Çandarlı önce yani bir tutuklanıyor, bir hücreye konuyor. Sonra Temmuz'da öldürülüyor. 30 Mayıs benim de doğum günüm aynı zamanda. Allah böyle tevafukları da yan yana getiriyor. Dolayısıyla Türkiye'de işte o söylediğim Türk'ü Türk yurduna esir ettiler. 30 milyon gizli kimlik dedim. Bunu biraz daha açtım. Dediğim gibi yani 1914-23. 23'ü temel alalım. O gün yani savaşta neredeyse bütün Türk erkekler ölmüş. Zaten o gün baktığımızda da Türkiye'deki iktisadi işletmelerin de %97,5'u Türk olmayanlar elinde. Ama daha önemlisi şimdi 5 milyon gayrimüslim var diyoruz o gün 1923'te. Bugün 83 milyon onu vurduğumuzda 40 milyon gayrimüslimin olması lazım ülkemizde. Ama 140 bin kişi var. Geri kalan nereye gitti? Buradalar tabii ki. Bakın neredeler ben size söyleyeyim. Türkiye'de hani 6+2 falan masalar kuruldu. Ben bunu söylediğimde bu video çok tuttu ve çok böyle etrafa yayıldı. Herkes dedi ki hocam sen bundan çekinmiyor musun? Korkmuyor musun? Bu adamlar sana en kötü tazminat davası açarlar. Bilgiyi gerçekse niye nasıl açacaklar? Açamazlar tabii ki. O 6+2'nin genel başkanlarının içinde hem annesi hem babası Türk olan bir tane yok. Evet yani gördüğünüz gibi siyasetteki bütün partilerde Cumhurbaşkanı'nı çıkartın. Geri kalanın içinde annesi de babası da Türk olan yok. Şimdi burada hemen böyle bir bize faşist, şövenist falan gibi yakıştırmalar yapılıyor. Yok öyle değil tabii ki. Birincisi biz Atatürk'ün söylemidir. Türk'ü bir ırk olarak değil adamların birliği. Yani Hazreti Adem'den bu yana töreyle yaşayanlar olarak algılıyoruz. O yüzden adam olun diyorsunuz. Tabii yani adam kelimesi evet, aynen öyle. Çokça hatta son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı da çok kullandı o adam. Adam gibi falan. Barış Manço'nun adam olacak çocuk projesi. Evet, evet. Oraya araya bir şey atmış olalım. Bugün Afrika'da ve Türk devletlerindeki bürokrasi ve siyaseti yönetenler işte Barış Manço'nun seçtiği adam olacaklardı. Onlar adam oldular. Şimdi ruhu şad olsun Barış Manço. Amin, çok büyük bir adam. Amin. Amin. Yani ortada bir tiyatro var. O tiyatroda kendine göre bu tiyatroya rağmen bataklık kuruyor mu hocam? Evet. Evet. Yani bu şöyle. Ben hatta bunu oraya da getirelim. Kesin belgeye sahip olmamakla birlikte 1987'de Çin'de yapılan bir işte o ne diyelim derindeki babaların toplantısı da bence bu kararlar veriliyor ve bu protokoller yapılıyor. Yani artık dünyayı Türklerin merkezinde olduğu bir yönetim devretmek. Burada Türkler deyince şeyde de ifadede de Turkic World diyor. Turkish World demiyor. Dikkat ederseniz. Yani Türkçe konuşan Müslüman Türkler değil sadece. Bütün Türkler. Ara ara mesela Moldova Devlet Başkanı bu çıkışları yapıyor. Biz de Türküz diye. Gagavuz yani Keykavuz Türkleri. Keykavuz'la birlikte oraya kaçmış olanlar. Ve tabii en önemli faktör Hazar Türkleri. Yine bu noktada insanlar işte mesela bir Cumhurbaşkanı adayı bile olan bir arkadaş şöyle yazmış. Kazım Hoca'ya kaldıysa işte Yahudilerle devlet kuruyoruz. Ben de altına yazdım. Peygamber Efendimiz devleti kimle kurmuştu? Öyle. Ya çok acı yani. Hakikaten kanaat önderi diyeceğimiz noktadaki insanlar bile yani şu son işte birkaç yılın bilgisiyle bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Dertleri o herhalde. Benim mesela kanalımla ilgili de birçok arkadaş diyor ki hocam şöyle yapsan daha çok para kazanırsın. Ya arkadaşlar ben para kazanmak için kurmadım ki burayı.
Yani para kazanmak için kursaydım. Para kazanıldığını bile bilmiyordum yani. Yani onu bırakın hem AK Parti'den hem CHP'den işlerim baltalanmazdı. Yani bu kadar basit. Yani etliye sütlüye dokunmadığın zaman böyle olur. Tabii yani. Hatta biz Kazım Hocam'la konuştuğumuzda hocam buraya geldiğinde dedim ki hocam çekinmiyor musun bunları söylerken? Çünkü bir şey vardır ya Mahsuni, Allah rahmet eylesin, Aşık Mahsuni nahına da vur mıhına da vur. Hiç fark etmiyor. Kazım Hocam doğru neyse o dilde kemik yok ve onu söylüyor. Bazı insanlar dava açarlar, tehdit alırım şudur budur diye endişe ederler. Ben Allah sağlık sıhhat versin diyorum hocam. Bu burayı böyle Türkiye'nin inşallah bu yüzyılda dünyanın başkenti olacağına tekrar ümidim sonsuz. Kesinlikle. Ve bu bölümü şeyle bitirelim hocam. Devletimiz var olsun. Ha evet, bizim şey. Değil mi? Evet. Yani Allah'a hamdolsun. Allah'a hamdolsun. Devletimiz var olsun. Allah Türk'ü korusun. Ne mutlu Türk'ümün yine. Çok güzel bir söz.